Merhaba, Tasarazi ben, Nurgül Türker. Bugün Nişantaşı Üniversitesi'ne geldik. Bir tasarımcı dostumun sınıfına girip ne yapıyor, ne ediyor, hem sınıfta ne yaptığını hem de genel olarak tasarım dünyasında ne yaptığını sizlere aktarmaya çalışacağım. Hadi gelin, Fırat Neziroğlu ile tanıştıracağım sizi. Dünyanın en şeker tasarımcısı. Başladık mı? Fırat Neziroğlu. Başladık çoktan. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Seni tanıtıyoruz. Fırat'cığım, sonunda sana ulaştım. Biliyorum çok yoğunsun, koşuşturuyorsun. İzmir, İstanbul trafiğin yoğun. Tasarımla ilgili bir program yapıp senin gibi tatlı bir insanı tanıştırmamak mümkün olmayacaktı. Ama seni hangi ürünle tanıtacağımı da bilmiyorum. Tasarım tasa işi. Güzel ürün yaratma tasası. Sonsuz seçenek içinden tasa bir tane. Tasa işi. Evet. Ay, evet, evet. Bir tane seçiyoruz sonsuz seçenek içinden. Ve karar vermek gerçekten dünyanın en zor işi. Evet. Şimdi biz de tasarımcı olarak bir tane iş seçmeye çalışıyoruz. Buna karar vermeye çalışıyoruz. Bence işimiz çok zor. Ne yapıyorsun sen? Neler yapıyorsun? Bir tek tek saysana. Yani listesini aklına tutamadığım için sen say. Yani aslında dokumacıyım. Evet. Dokuyarak kumaşın içine girdiği her şeyi tasarlıyorum. Tamam. Modacılar için giysiler tasarlıyorum ama giysiyi tasarlamıyorum. Ben dokumacıyım, ben kumaşı tasarlıyorum. Hı-hı. Kumaşı tasarlarken kumaşın desenini tasarlamıyorum. Kumaşın hissini tasarlıyorum. Hı-hı. Zaten bugün... Tasarım zaten his tasarlamak değil mi? Evet, evet, tamam. Aynen öyle. Kumaşı tasarlarken ipliği tasarlıyorum. İpliğin... İplikten yola çıkarak kumaşı oluşturuyorum. Kumaşı oluştururken desenini düşünüyorum. Ondan sonra da bir kumaş yapmış oluyorum. Sadece çizgiler, sadece desenler, yapraklar, çiçekler demek değil çünkü kumaş. Kumaş dokununca anlaşılacak bir şey, görünce anlaşılacak bir şey değil. Hatta üstünde taşıyınca. Aynen öyle, aynen. Dolayısıyla bu hissin nasıl bir şey olacağını tasarlıyorum. Kumaş tasarlamak dışında tasarımın hangi alanlarındasın? Bir de deneyimler tasarlıyorsun falan filan bir anlatır mısın? Evet, dans ediyorum. İzmir'de bir dans topluluğum var. Klasik bale modern dans topluluğu. Şimdi Fransa'dan gelen bir bale hocamız topluluğumu çalıştırır ve ben bu yıl yeni bir eser koreografisi yapacağım. Ve sahneye yeni bir eser daha koyacağım. Harika. Müzensener'in hayatını anlatan bir iş yaptım ve müzensener yaşarken ona izletebildim. Böyle bir eserim var. Belki bu yıl tekrar onu sahneye koyacağız. Bunun dışında tabii hareket işin içinde olduğunca, dans işin içinde olunca beden oluyor. Aslında sanat demek insan demek. Sanat insan deneyimini bir yansıması. Duygusunun, düşüncesinin, gördüğünün, karşılaştığının, üzüldüğünün, sevindiğinin anlatım ifadesi. Dolayısıyla benim hayatım da bu gördüğüm ifadeleri ve hisleri bir şekilde yansıtmakla eşdeğer. Dolayısıyla dokuyarak portreler yapıyorum ve bir sanat eseri formunda. Çağdaş ya onları ben için. Bayılıyorum bu arada. Yani lütfen web sitesine girip bakın. Çok teşekkür ederim. Yani şu an keşke burada olsalardı sizle paylaşsaydım ama. Hep bir taraftalar onlar, evet. Uzaklarda. Yani onları bir gün bir sergi yapalım. Valla olur. Bugün yapalım. 20. yılım oldu dokumada. Ben bakmayın de küçük dev adam yani. Böyle gencecik durduğuna bakmayın. Hakikaten dev gibi bir kalbi, dev gibi bir ruhu. Çok teşekkür seviyoruz ederim. Seviyoruz seni. Çok, ben de sizi çok seviyorum. Sen bütün bunları yaparken kendi kültürümüzle, Anadolu kültürüyle çok bağ kuruyorsun. Evet. Nasıl yapıyorsun? Bir onu senin güzel sözlerinden dinleyelim. Teşekkürler. Yani hep şeyden yola çıkıyorum. Ne zaman biz büyüklerden sıkılıp masal dinlemeyi bıraktık. İşte ben o günün masallarındaki bugünün suretlerini dokuyorum. Yani benim için yaptığım her şey bildiğim, deneyimlediğim, duyduğum, gördüğüm şeyler. Taklit değil yani. Değil. Özenti değil. Küçük düğümünde, örgüsünde çok büyük sözler var. Çünkü o sözlerin hepsini Anadolu söylemiş. Hı hı. Geleneksel Anadolu kilim tekniğini hiç bozmuyorum. O teknik neyse aynısını uyguluyorum. Sadece üstüne yaptığım şey kilim deseni değil.
bugünün bir portresi. Lif sanatı şöyle bir şey. Tekstil tekniklerini herhangi bir malzemeden uygulayarak yapılan artworkler ya da tasarım ürünleri. Şimdi bu lif sanatı içinde dünyada lif sanatı sergileri olur vesaire. Ama benimki biraz daha böyle bir güncel sanat gibi, bugünün sanatı gibi. Dolayısıyla dokuma sanatçısı diye bir şeyi çok da kabul edemiyorum. Çünkü bazen bir şey söylüyorum, bazen fotoğraf çekiyorum, bazen dans ediyorum, bazen dokuma yapıyorum. Şimdi bu dil. Aynen. Dil ne olursa olsun bizim söylemek istediğimiz şey başka aslında. İfade etmek aynen. istediğimiz şeyi çeşitli yollarda, değil mi? Aynen öyle. Ama harika. Teknik dilim daha çok dokuma. Ve bu dokumayı işte yani bunu hep anlatıyorum gittiğim üniversitelerde de. İhtiyaçtan doğan bir süreç. Yani ben oturup da şimdi ya evet ben de yeni bir şey tasarlayayım dediğim zaman bunu yapamıyorum. Ama ben oturup şu anda neye ihtiyacım var dediğim zaman güzel bir şey yapıyorum. Çünkü biz zaten sanat okuduk. Sanat okumasak da dünyaya güzel bakmaya çalışan herkes zaten güzel işler yapar. Dolayısıyla benim yaptığım şey de bütün bir dokumayı dokumak yerine etrafını boş bırakmak. Boş bıraktığım zaman görünen ipleri de görünmez kılmak için misineyi kullanmak oldu. Böylece dünyada daha önce yapılmamış, şu anda yapılamayan, taklidi olmayan ve sadece benim dilim olan bir dokumaya ulaştım. Müthiş. Ama bu ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey. Çünkü evet. daha az dokuyup biraz daha fazla eğlenmek istiyordum. Biz öğrencilerimle birlikte yoga yapıyoruz. Tamam. Her ders başı ya da her ders sonu. Tamam. Çünkü ben çocuklara şeyi soruyorum. Şimdi bu konu hakkındaki fikriniz ne? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki yorumunuz ne? Genelde bugün çocuklar ilkokuldan itibaren testle haşır neşir olduklarından dolayı onları verilen seçenekler içinden seçmeyi biliyorlar. Ama yeni fikir üretmek konusunda ne yazık ki tecrübeli değiller. Kötü değiller ama tecrübeleri yok. Dolayısıyla dil bir kas. Şimdi beden açılınca zihin açılır. Zihnin açılması için bedeni açmak gerek. Dolayısıyla ben bedeni önce yogayla açıyorum. Tamam. Ve bunu sınıfın dışında koridorda yapıyorum. Peki. Koridorda yapınca dışarıdan gelenler, gülenler, dahil olmak isteyenler, onlarla dalga geçenler, bunların hepsinden ilk önce korkmaya başlıyorlar hep. Çekiniyorlar, bakmak istemiyorlar, yaptıklarından utanıyorlar ama bir süre sonra onunla hemhal olunca bu sefer etraftaki herkes sinirlenip gidiyor ve içlerine dönüyorlar. Dönünce zaten zihin açılmış oluyor ve böylece sınıfta konuşmaya başlıyorlar. Çok teşekkür güzel ederim. Şeyler yapıyorsun. Çok teşekkür seni ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok canım seviyorum. Benim. Çok teşekkür ederim. İşte bu benim canım. Çok teşekkürler. Güzelliklerinle bize keyif vermeye devam et lütfen. Hep buralarda bir yerlerde ol. Yan yana evet. Evet. Bizi YouTube kanalımdan, Instagram kanallarımızdan, Fırat Neziroğlu'ydu galiba Fırat değil mi? Fırat Neziroğlu ve Hand Weaving. Hand Weaving ve Fırat Neziroğlu'ndan. Instagram'dan, Facebook'tan, yani nerede denk gelirseniz Tasarazi, Fırat Neziroğlu bizi takip edin lütfen. Hürriyet.com.tr'de daima size böyle muhteşem insanları karşınıza çıkarmaya devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.